Merhaba, bu videomuzda Omegle sitesindeki genç arkadaşlarıma işaret diliyle telefonumun flaşını, ekran parlaklığını ve bilgisayarlarımın ekran parlaklığını kontrol ettirdim. Bu videoyu hazırlamamdaki hedefim, ülkemizdeki gençlere robotik ve yazılım ile ilgili farkındalık yaratmak. Şimdi sizlere bu yazılımımın nasıl çalıştığını ve ne yaptıracağımı göstereceğim. Yazılım ilk başta ekran kaydını alıyor. Bu ekran kaydını Python dilini kullanarak alıyor. Ekran kaydını aldıktan sonra bu ekran kaydı üzerinden geri görüntü işleme kullanarak ekran kaydı üzerindeki elleri tespit ediyor. Ve bu ellerin açık mı, kapalı mı olma durumlarını tespit ediyor. Açıksa bir değerini döndürecek, kapalıysa sıfır değerini döndürecek. Bu değerleri ise kendini bir sunucuya dönüştürerek data yolu üzerinden yayınlıyor. Bu bilgisayar ve telefonunda çalışan yazılımlarda ise bu bilgisayarın IP'sine istek gönderiyorlar. Ben bu datayı almak istiyorum diye, bu elin açık veya kapalı olma datasını almak istiyorum diye istek gönderiyorlar. Ve elin açık veya kapalı olma durumuna göre bilgisayarların ekran parlaklığı kontrol ediliyor. Telefonda ise Python dili yanı sıra Swift dilini kullandım. Uygulamamı açmam gerekiyor ilk önce. Bu uygulama ilk başta benim bilgisayarımın IP'sine istek gönderiyor. Bu IP'deki veriyi alıyor ve bu IP'deki veriye göre iPhone'un donanımını yani ekran parlaklığını kontrol ediyor. Deneyelim. Açtım, açıldı. Kapattım, kapandı. Bir de telefonumun flaşını kontrol ettireceğim. Onu da sizlere göstereyim. Onun için de farklı bir uygulama yazdım. Burada. Elimi açtığımda bunların kodunu durdurayım. Elimi açtığımda flaş açılacak. Kapattığımda kapanacak. Videoya geçelim. Merhaba. Elinizi açtığınızda buradaki telefonun ve bilgisayarın ekran parlaklığı açılacak. Elinizi kapattığınızda kapanacak. Denemek ister misiniz? Evet, Tamam. açtım. Öyle değil. Aç bakalım. Nasıl, böyle mi? Bak şöyle. Açacaksın. Bu şekilde kapatacaksın. Yapamıyor. Biraz aynen. Yazılımcı falan mısın? Evet. Süpersin Çok abi. iyi. Teşekkürler. Çok iyi. Ben de deneyeyim mesela. Vay anam vay. Nereden görüyor peki? Bu bilgisayar ekran kaydı alıyor. Bu ekran kaydı üzerinden sizin elinizi tespit ediyor. Merhaba. Parmaklarınla bu bilgisayarın ekran parlaklığını kontrol etmek ister misin? Mesela bak. Böyle açık olduğunda bilgisayarın ekran parlaklığı açık oluyor. Kapalı olduğunda kapanacak. Ama diğer elinle bir şey, ben diğerini görmüyorum diğer elini. Mesela bak şöyle görmesin kamera elimi. Bak şöyle yapacaksın. Tamam, bakayım bir. Bu şekilde. Sen yapıyorsun, Yok, yapmıyorum. bak. Bak, iki elim de burada. Bak, Tamam. gördün mü? Onu ben yapayım bir de. Tamam.
Bak. Tam göstermen lazım ama bak. Mesela böyle görünmesi lazım. Tamam, Bu ben şekilde. yapayım. Tamam. Bak. Ama bak tam göstermiyorsun. Bak şöyle. Tamam işte. Bu değil mi? Aynen. Kapat. Kapandı bak. Aç bakayım. Açıldı. Tamam, yansıma yapıyorsun. Ona göre ayarlamışsın sen. Yok. Bunun için bir kod yazdım. Bunun sayesinde oluyor. İstersen Bak, buldum. kodu Gördün mü? Bak. Ben buldum. anlatabilirim. Anlatayım mı? Ama bak, nasıl biliyor musun? Ekrana bir cisim yaklaştığında komut veriyor ve kapatıyor. Uzaklaştığında olmuyor. Yok. Bak şimdi. Birinci kodum bu bilgisayarda çalışıyor ve ekranı kaydediyor. Ve bu ekran kaydı üzerinden bu iki parmağı tespit edip bu iki parmak arasındaki uzaklığı ölçüyor. Bu uzaklık değerini bu bilgisayara gönderiyor. Bu bilgisayarda ekran parlaklığını kontrol ediyor. Bak şimdi. Bekle. Niye o parmak? Az ya. Yani iki tanesini belirlemek istedim. Mesela bunu böyle yapamam, değil mi? Bunları böyle daha rahat hareket ettirebildiğim için bunları seçtim. Şimdi bak. Bak şimdi. Yavaş yavaş uzaklığı artıracağım. Ekran parlaklığı artacak bak. Elektrik niyesini kullanabilirsin. Değil mi? Yani. Düşünsene, ışığı kapatmak istiyorsun. Şık. Ya da şey yapabilirsin. Evet. Bu şekilde çalışıyor. Çok iyi. Başarılı. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba, YouTube videoma katılmak ister misin? Tamam. Sen elini açtığında bu telefonun flaşı yanacak. Sen kapattığında kapanacak. Aç bakalım. Korkuyorum. Açıldı flaş. Şimdi kapat. Kapandı. Bir daha Ama direkt aç. kapanıyor. Yani biraz gecikme oluyor tabii. Elinle bir şey mi yapıyorsun? Ya, elim burada. Vay be, nasıl yaptın? bunda iki tane yazılım bölümü var. Bir tanesi bilgisayarımda çalışıyor, bir tanesi telefonumda. Telefonumda çalışan bir tane mobil uygulama var. Bu mobil uygulama benim bilgisayardan gönderdiğim veriyi yakalıyor. Ve bu veriye göre telefonun flaşını yakıyor. Mesela bu veri ne? Senin elinin açık veya kapalı olma durumu. Açık olduğunda bu bilgisayar bu telefona bir verisini gönderiyor. Kapalı olduğunda bu bilgisayar bu telefona sıfır verisini gönderiyor. Gelen bu veriye göre de telefon flaşı yakıyor ya da kapatıyor. Çok iyi. Aferin. Teşekkürler. Bu anları YouTube videomda paylaşabilir miyim? Hadi. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Merhaba, yazılımla ilgili bir test yapıyorum da katılmak ister misiniz? Yap. Siz elinizi açtığınızda benim telefonumun flaşı yanacak. Siz kapattığınızda kapanacak. Elinizi açmanız gerekiyor. Mesela böyle bak. Şöyle. Kapat. Kapandı. Aç. İyiyim. Ne oldu? Fotoğraf mı? Açıldı. Kapat. Abi. Kapandı. Olmuyor ki bu. Geç geliyor. Tabii biraz gecikme olacak. Ama bizden önce de yanıyordu ki. Sen neden mi tepki verdin? Yok. Bak ben mesela deneyeyim. Merhaba Deneme YouTube. abla. Bak, bu sefer oluyor. Abi sen alttan bir şeye basıyor Yok. musun? Kim o? Merhaba. Sen elini açtığında buradaki telefonun flaşı yanacak. Sen kapattığında buradaki flaş kapanacak. Denemek ister misin? Böyle yapınca mı? Ya böyle yapınca açılacak, böyle yapınca kapanacak. Kestirmelerden mi yaptın? Kamera.
Yok, bir yazılım yazdım, o ne oluyor? Bu nasıl kod entegre ettin? Kesilmelerden muhtemelen. Yok. Bak şurada bir tane uygulamam var. Bu uygulama üzerinden yapıyorum. Bir tane de kendi bilgisayarımda çalışan kodum var. Bu kod ekran kaydını alıyor. O ekran kaydı üzerinden senin elini tespit edip o elinin kapalı olup olmama durumunu algılayıp Python mı, Arduino mu, ne bu Arduino? Arduino değil ya, bilgisayardaki Python. Python, telefondaki Swift. C Sharp JavaScript biliyor musun? Ya. JavaScript biliyorum. C Sharp'a bakmadım. Ne temelde biliyorsun Yani JavaScript? az çok biliyorum. Mesela JavaScript'te bir tane yazılım yazmıştım. Gözünü açıp kapatarak dinozor oyununu oynayabiliyordum. Şey, peki senin uzmanlık alanın ne? Alanım yapay zeka, mobil uygulamalar, görüntü işleme, robotik. Peki bir şey soracağım, bak ben hani böyle yazılımdan anlayan gerçek anlamda adam denk getiremiyorum. Ben bildiğimiz Excel var ya, Obfuscate'i biliyorsun. Ya. Ya Ha, biliyorsun ha. Windows uygulaması. Hayır. Şimdi mesela lisanslama algılıyorum. Onu bir algılama lan. gerçek anlamda bana Obfuscate'i öğretecek birisini arıyorum. Ücreti dahilinde. Bilmiyorum ki ofisiydi. Yani nasıl biliyor musun? Bildiğin APK'daki aynı lisans doğrulama gibi, lisans ekleme gibi. Hani kodlarının çalınmaması adına onu bildiğin editlemek, Ha. şifrelemek, kriptolamak. O konuya bakmadım ben. Nereden öğrenebilirim adam akıllı bir yazılım? C Sharp, C, JavaScript. Ben YouTube'dan bir de Udemy'den öğrenmiştim. Hangi seviyede mesela Python biliyorsun? Yani ileri seviyede Python biliyorum. Oha, internetten öğrenerek. Ya tabii internetten Ha, öğrenerek beni değil. algıladı ya. Tamam. Ha. Evet. İnternetten öğrenerek değil. Hem Udemy kurslarından hem YouTube'dan bütün kütüphaneleri de öğrendim bir de. Onları birleştirerek böyle bir şeyler yapıyorum. Ne Yoksa kadar? direkt mesela bir kursa bunları yapamıyorsun. Evet, hani onu diyorum. Bir iki kişi Şey, olması ne kadar lazım o yani. süreni aldı peki? Yani 3 yıldır ben yapıyorum. Yani ben pek, yani açıkçası hani bak mesela sen öğrenmişsin, helal olsun. Ben bir insanın Udemy kursuna ya da YouTube'dan öğrenebileceğine inanmıyorum. Gerçekten oluyor mu? Yani bir istek de lazım mesela benim. İlk başta görüntü işleme çok dikkatimi çekmişti. Python bilmeden direkt Python'un kütüphanesi olan OpenCV'yi öğrenmeye başlamıştım. Ama Python'u bilmiyordum. Yani ilgini çektiği için hemen öğreniyorsun. Hangi dilden başlayayım sence? Bence Python'dan başla. Çok mu basit? Hani diğer dillerine mesela Basit. C++. O C++ zor başlangıç için. Python'dan başlasan daha iyi olur. İngilizce çok ileri seviye bilmem gerekiyor mu? Yo, ben de İngilizce az çok biliyorum ya. Hangi hocayı Yani. Hangi hoca? Yazılım Bilimleri diye bir kanal vardı galiba. Çok teşekkür ederim. Instagram'ın var mı senin ya? Yani var. Ekleşelim mi kanki? Şöyle ekleyeyim. Bir de ben bu anları YouTube kanalım için kaydettim de yayınlayabilir Sorun değil, miyim? sorun değil, hiç önemli değil. Tamam, teşekkürler. Aleydis, tamamdır biraderim. Kolay gelsin. Teşekkürler, iyi akşamlar. Eyvallah sana. Ne de yazacakmış gibi. Merhaba. Sen Siz tut elinizi ben. açtığınızda bu telefonun flaşı yanacak. Siz kapattığınızda kapanacak. Denemek ister misiniz? Ne? İsteriz. Tamam, elini aç. Açıldı flaş. Kapat. Kapandı. Ben Geri nereden bileyim kapattı. oradan birini kapatmadığını? İşte zaten şu an burada bir el yok ki. Şey, ön yargılı hep Merhaba. YouTube diyorum. videoma katılmak ister misin? Efendim? YouTube videoma katılmak ister misin? Yeminim. Evet. Kaç Sen takipçi var? 1600. Ne yapacağım ki? Sen elini açtığında buradaki telefonun flaşı yanacak. Sen kapattığında kapanacak. Mesela böyle bak. Bir dakika.
O bir uygulama yapılıyor böyle. Yok, uygulama benim zaten. Ha. YouTube'da nasıl çünkü ama ben çok çirkinim. Bir makyaj mı yapsaydım? Yok ya. Dene Ben... istersen. Açıldı. Kapat. Kapandı. YouTube kanalını söylesin. Bir dur kızım. Evet. Geri kapatayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.